Tarihin derinliklerinde insanlığın büyülü hikayelerini anlatan birçok önemli figür bulunmaktadır. Bu figürlerden biri de Hazreti Süleyman'dır. Hazreti Süleyman, İsrail Krallığı'nın 3. kralı olarak bilinir ve İncil'in Eski Ahit bölümünde önemli bir yer tutar. Süleyman'ın hikayesi bilgelik, ihtişam ve adaletin sembolü haline gelmiştir. Hazreti Süleyman, Hazreti Davut'un oğludur ve babasının vefatından sonra tahta geçmiştir. Genç yaşta tahta çıkan Süleyman, Tanrısından bilgelik dilemiştir. Bu dileği kabul edilen Süleyman, olağanüstü bir bilgelik, anlayış ve idrak sahibi olmuştur. Onun bilgeliği efsanevi hikayelerle anlatılmış ve birçok efsane ve atasözü Süleyman'a atfedilmiştir. Hazreti Süleyman'ın bilgeliği ve adalet anlayışı kendisini çevreleyen insanlara büyük bir etki yaptı. O, halkının sorunlarını dinlemiş, hüküm verirken tarafsızlık ve adil davranmıştır. Süleyman'ın adaleti ve hikmeti hikayelerinde anlatılan olaylarla da desteklendi. En ünlü hikayelerinden biri, iki kadının arasındaki bebeğin gerçek annesini bulma hikayesidir. Bu hikaye, Süleyman'ın keskin zekasını ve doğru karar verme yeteneğini gösteren bir örnektir. Hazreti Süleyman, aynı zamanda bir mimar ve inşaat dehasıydı. Kendisi için eşsiz bir saray, Kudüs'teki tapınak ve birçok muhteşem yapı inşa ettirdi. Süleyman'ın sarayı ve tapınak, o dönemdeki en görkemli ve ihtişamlı yapılar arasında yer alıyordu. Ayrıca onun yönetimi altında İsrail Krallığı büyük bir refah dönemi yaşadı. Süleyman'ın adı zenginliği ve ihtişamıyla özdeşleşti. Ancak Hazreti Süleyman'ın hikayesi sadece ihtişam ve bilgelikle sınırlı değil. O aynı zamanda büyük bir maneviyata ve Tanrı'ya olan bağlılığıyla da bilinir. Hazreti Süleyman putperestliği ve diğer yanlış inançları ortadan kaldırmak için çaba harcamış ve İsrail halkını tek Tanrı'ya yönlendirmiştir. Tapınak inşası ve dini törenlerdeki öncülüğü Süleyman'ın manevi liderliğinin bir ifadesi. O halkını doğru yola yönlendirmek için Tanrı'nın emirlerini yerine getirmiş ve putperestlik gibi yanlış inançları kökten ortadan kaldırmıştır. Hazreti Süleyman'ın hükümdarlığı boyunca İsrail Krallığı büyük bir güç ve itibar kazanmıştır. Hazreti Süleyman'ın yaşamı ve hükümdarlığı bazı zorluklarla dolu. Süleyman çok sayıda evlilik yapmış ve farklı ülkelerden gelen kadınlarla ilişkiler kurmuş. Bu sonunda Süleyman'ın kalbini ve sadakatini bölerek onu Tanrı'nın yolundan uzaklaştırmıştır. Süleyman'ın çok sayıda eşi ve onların putperest inançları İsrail'in ilerleyen dönemlerinde sorunlara yol açmıştır. Hazreti Süleyman'ın hikayesi insanlığın ortak değerleri olan bilgelik, adalet, ihtişam ve maneviyatı bir araya getiren bir örnek. Hazreti Süleyman cinlere nasıl hükmetmiştir? Hazreti Süleyman'ın cinlere hükmettiği konusu çeşitli efsaneler ve hikayelerle çevrildir. İslam ve Orta Doğu mitolojilerinde Hazreti Süleyman'ın cinlere hükmettiği ve onları kontrol ettiği anlatılmaktadır. İslam'a göre Hazreti Süleyman'ın cinlere hükmettiği ve onları kullanarak çeşitli işlerde yardım aldığına inanılır. Kur'an'da Süleyman'ın cinlere hükmettiği belirtilmemektedir ancak bazı İslam hadislerinde bu konuya değinilir. Hadislerde Süleyman'ın cinlerin dilini anladığı ve onlara emirler verebildiği anlatılır. Ayrıca Süleyman'ın cinleri inşaat projelerinde çalıştırdığı ve onlardan bilgi ve hizmet talep ettiği söylenir. Hazreti Süleyman'ın eceli geldiğinde asasına yaslandığı halde ayaktayken öldü. Cinler de onun öldüğünü anlayamadılar. Ondan korktukları için çalışmaya devam ettiler. Onun öldüğünü cinlere ancak asasını içten yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. Asası çürüyüp yere düşünce ona dayanan Hazreti Süleyman'ın ölü cesedi de yere düştü. Ve böylece cinlerin iddia ettikleri gibi gaybı bilmedikleri ortaya çıktı. Eğer onların gaybı bildikleri şeklindeki iddiaları doğru olsaydı Hazreti Süleyman önlerindeyken onun ölmüş olduğunu anlarlar, onun hayatta olduğunu zannederek görevlendirdiği ağır işlerde onun ölümünden sonra uzun müddet devam etmezlerdi. Bu konuda birçok rivayetler ve yorumlar yapıldı. Çoğunun sağlam dayanağı yoktur ancak ayetin açık anlatım ve delaletlerine bakınca cinlerin Hazreti Süleyman aleyhisselamın emrine verildiği, onun da onları birçok ağır işlerde çalıştırdığı anlaşılıyor. Ayrıca cinlerin gaybı bilip bilmedikleri konusu ortaya çıkıyor. Kudüs'teki mabedin inşasında çalıştırılan cinlerin gayretli çalışmaları devam ederken Süleyman peygamberin eceli gelmiş oldu.
hizmet aksamasın, cinler çalışmayı bırakmasın diye Süleyman peygamber öldüğünün bir süre bilinmemesini Cenab-ı Hak'tan diledi. Dileği kabul olundu ve verilen talimat gereği Süleyman peygamber elindeki bastonunu alnına dayayarak oturmuş bir halde ruhunu teslim etti. Mabedin inşası bitince ağaç kurdunun kemirdiği baston kırılıverdi ve Süleyman peygamberin vefat ettiği öylece anlaşılmış oldu. Bu gibi bilgilendirici videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutma. Hoşça kal. Sizleri seviyorum.